Aksaray'a geldik. Sonunda geldik. Efendim, hoş geldiniz. Sizi gördüğüme sevindim. Biraz geciktim. Böyle bizi gören artık fotoğraf çektirdi. Kitap imzaladık. Birkaç dakika geciktik, kusura bakmayın. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, inşallah iyisinizdir. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Malum Filistin olayından dolayı canımız sıkkın, üzgünüz. Söylenecek çok şey var ama bugün yine biz sizlerle kendi işimizi konuşalım. Hepimize geçmiş olsun tekrar diyorum. Hep ilişkileri konuştuk sizinle, değil mi? Videolarda, televizyon programlarında, kitaplarda ilişkileri konuştuk. Kendimizi konuştuk. Kendimize değer vermeyi konuştuk. Bugün de yüzle konuşalım. Ama ben şey istiyorum, hani böyle çok mekanik olmasın. Mikrofonumuz var mı, yedek mikrofonumuz? İsterseniz soru da sorabilirsiniz. Böyle karşılıklı güzel bir şekilde sıcak bir ortam içerisinde sohbetimizi de yapalım. Bizim kültürümüzdeki en büyük sıkıntılardan biri, biraz kendimize değer vermeyi erteliyoruz. Mesela benim 6. kitabımda vurguladığım bir konu vardı. İnsanoğlu 40'ına vardığında değil, farkına vardığında hayatı güzelleşmeye başlıyor. Ama ne yazık ki kadınlarımızın çoğu 40'ına varmadan olayların farkına varamıyor. İçinizde öğrencilerim de var, hem üniversiteden hem de işte sertifika eğitimi alanlardan. Onlara hep şey söylemişimdir. Yani 40'ına yaklaşan bir kadın el bombası gibidir. Ne zaman, nerede, kime patlayacağını kimse kestiremez. Yıllar sonra bir otopsiyle konu bütün geçmişe dönebiliyor. Dikkat etmeniz gereken nokta şu arkadaşlar. Kendinizi, duygularınızı ne kadar bastırıp ihmal ederseniz, yay düşünün, bir yay düşünün. Burada bir yay var. Ben bu yayı bastırdım, değil mi? Bu yayın boyu bu kadar mesela. Ben bu yayı bastırdım, şuraya kadar indirdim. Elimi çektiğimde bu yay boyunun en az 3 katı kadar zıplayacaktır. Bu bize ne demek istiyor biliyor musunuz? Bastırdığınız her duygu bir gün mutlaka olduğundan çok daha yüksek şekilde ortaya çıkacaktır. Yani perakende olarak içinize attığınız her şey öfke ve patlama olarak çıkacaktır. Yıllar sonra birilerine patlarken bulacaksınız kendinizi. Yıllar sonra birilerine tahammül edemezken bulacaksınız kendinizi. Dün en çok sırtınızda taşıdığınız insanlar bugün öksürüğüne tahammül edemediğiniz insanlara dönüşecek. Belki de görmek bile istemeyeceksiniz. Ve biz geriye dönüp bakacağız. Bugün kimlerle görüşmüyorum, kimlerle küstüm, neden bunlarla görüşmüyorum diye. Ve belki de şunu söyleyeceğiz. Ama ben bu insanlar için belki de ömrümü verdim. Ne iyilikler yaptım, ne fedakarlıklar yaptım, ne idare edişler yaptım. Ama bugün görüşmüyorum. Burada bir problem var işte. Bizim burada belki de en çok dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de şu. Biz özellikle de son zamanlarda yeni bir akım başladı. Hep başkaları kötü. İşte bana şöyle yapıyorlar, bana böyle yapıyorlar. Bir de bir narsist diye bir kavram oluştu. Yani neredeyse her kadın kocasının narsist olduğunu düşünebiliyor. Böyle bir akım başladı. Geçen bir psikolog arkadaşım bana diyor ki bir dernek kuracağım diyor. Kocası narsist olan kadınlar derneği. Dedim ki dernek kurma, parti kur, direkt iktidardasın. Yani bu dönemde herkes böyle hissediyor. Yani herkes bir ötekinin hatalı olduğunu, başkalarının hep suçlu olduğunu, başkalarının hep bize kötü davrandığını, başkalarının narsist olduğunu düşünüyor. Ama bu bizi iyileştirmez. Geçici olarak rahatlatıyor bu bizi. Bizim kendimizi geliştirmek adına, kendimizi yetiştirmek adına kendimizle ilgili olan kısımlarla yüzleşmemiz gerekiyor. Mesela hayır diyemeyen bir yapınız varsa, insanlara hayır diyemiyorsanız bunu çok da yüceltmeye gerek yok. Ben insanlara hayır diyemiyorum dediğinizde bazılarının kendini övdüğünü görüyorum. Ay ben kimseye hayır diyemiyorum. Arkadaşlar bu yüceltilecek bir kavram değil. Hayır diyememek sizin çok iyi bir insan olduğunuzu göstermez. Çoğunlukla kaygılı bir insan olduğunuzu gösterir. Bakın hayır diyememek çok iyi bir, yani kötü biri değilsiniz ama çok iyi olduğunuz için hayır diyemiyorsunuz değil. Kaygılı olduğunuz için hayır diyemiyorsunuz. Bunu aldık, kabul ettik. Neden? Demek ki ben insanlara hayır diyemiyorsam bunun altında bir kaygı var. Nasıl bir kaygı var? Sevilmeme kaygısı var. Nasıl bir kaygı var?
dışlanma kaygısı var. Nasıl bir kaygı var? Arkamdan konuşurlar kaygısı var. Nasıl bir kaygı var? Eğer insanlara hayır dersem beni kötü bilirler kaygısı var. Ben insanlara hayır diyemiyorum, sınır çizemiyorsam bunun bedellerinden korkuyorum o zaman. Ve benim insanlara hayır diyebilmem için doğru zamanda, hepimizde hayır demediğimiz zamanlar var. Ben de bazen hayır diyemiyorum ama o lokal bir şeydir. Yani her zaman zaten bizde psikolojide kural şudur. Bir şeyin sorun olabilmesi için sürekli olması ve sık olması gerekiyor. Hepimiz arada hayır diyemeyebiliriz, kıramayabiliriz. Bu normal. Ama genel olarak hayır diyemeyen bir karakterseniz bunun altındaki kaygıyı görmemiz gerekiyor. 6. kitabım Zihin Tuzakları ve 7. kitabım Kurtarıcı Mısın Kurban mı kitabında bundan çok bahsediyorum. Neden hayır diyemiyoruz? Nasıl hayır diyeceğiz? Eğer istemediğiniz durumlara karşı dik durmak istiyorsanız, istemediğiniz durumlarla ilgili hayır diyebilmek istiyorsanız bunun geçici bedellerini göze almanız gerekiyor. Ama bazılar diyor ki ben hayır diyeyim ama kimse kırılmasın. Ben hayır diyeyim ama kimsenin tansiyonu çıkmasın, şekeri çıkmasın, dedikodu yapmasınlar, arkamdan konuşmasınlar. Arkadaşlar çok net bir kural var. Hiçbir gelişim bedelsiz olmaz. Geçici acı olmadan, geçici bedeller olmadan, bazı kırılmalar olmadan iyileşmemiz, gelişmemiz psikolojik olarak da mümkün değil. Bazen bana seansta şey diyorlar, ya hocam ben boşanmak istiyorum ama öyle bir boşanayım ki diyor. Babamın şekeri çıkmasın, annemin tansiyonu çıkmasın, çocuk etkilenmesin, dedikodu olmasın, kimse benimle ilgili kötü düşünmesin, hatta konforum da bozulmasın. Bunun için ne yapabilirim diyor. Ben de diyorum ki boşanmaman lazım. Çünkü böyle bir yöntem yok. Bu bizim gündelik ilişkilerimizde de böyle aslında. Biz diyoruz ki arkadaşlarımı artık kendime ezdirmeyeceğim. Ya da aileme kendime ezdirmeyeceğim. Ya da eşimin ailesini artık kendime ezdirmeyeceğim diyoruz. İlk dik duruşumuzun arkasından gelen surat asmalara, arkamızdan konuşmalara hemen tahammül edemeyip ne yapıyoruz? O hayır demenin hemen geri vitesine geçiyoruz. Bazı bedelleri göze alacağız. Eğer bencil insanlar sizi çok manipüle ediyorsa, çok fazla insanlar sizden sürekli bir şeyler istiyorsa, siz onları çekiyorsunuz. Onlar sizi bulmuyor. Bakın onlar bizi bulmuyor. Bir ailenin 5 tane çocuğu vardır, bir tanesi kurbandır. O kimseye hayır diyemez. O bütün ailenin yükünü taşır. Ailenin kurtarıcısıdır. Şimdi niye o kimseye hayır diyemiyor? Anne herkese tek tek deniyor. O hayır diyemediği zaman bu hayır diyemez deyip daha çok ona yöneliyorlar. Veya insanlar sizi yokluyorlar. Bir ortamda diyelim ki burada diyelim 10 kişiyi ben yokluyorum. Diyelim ki birinizden çay istedim. Biriniz hemen daha ben ya bana bir çay lazım dediğimde biri atladı diyelim. İstemiyorum şu an, çok teşekkür ederim. Bak gördünüz mü kurtarıcıyı? Biliyorum. Çok teşekkür ederim. Çayım var zaten. Borcunuz olsun diyelim. Çok sağ olun. Şimdi ne oldu diyelim? Burada 10 kişi oturuyor. Ben bir ya bana bir çay gelse iyi olur diyorum. Biri hemen attı işte. Hanımefendi hemen atladı. O mesela benim için artık mesela ben onun ebeveyni olsam, onun hayatındaki biri olsam derim ki artık gruba sormama gerek yok. İsim neydi? Saadet. Saadet'ten direkt isterim. Hayatımızda da böyledir aslında. İnsanlara hayır diyemediğiniz zaman beklentisi olanlar, benciller, narsistler, sınır tanımayan insanlar hayır diyemeyenlerle müthiş bir elektrik uyumu yaşarlar. Yani benciller bizi bulmuyor. Manipülatif eylem yapanlar bizi bulmuyor. Biz o alanı onlara tanıyoruz. Freud ne diyor? İnsanlar seni eskisi gibi kullanamadıklarında değiştin derler. Bunu tabi Freud demiş. Bizde de öyledir. Siz insanlara birdenbire ya da uzun bir bedel ödedikten sonra hayır demeye başlarsınız. Şunu duymaya başlarsınız. Sen bir havaya girdin. Artık burnun havada. Ya da parayı buldun. Ya da evlendin, havaya girdin. Aslında bunlar hiçbiri sizi güçlendirmiyor. Belki de aklınız başınıza geldi. Belki de artık kendinizi kullandırmamanız gerektiğiyle yüzleştiniz. Ama ne dedik? Yıllarca kendini ihmal eden insanların çoğunun kırılma noktası bugünkü nesille 37-42.
Daha önceki nesilde 47-52 uyandıysa. Uyanmadıysa hayatı boyunca hep başkalarının ihtiyaçlarına odaklanıyorlar. Bizim burada aslında şuna karar vermemiz gerekiyor. Biz niye herkesin hayatında bir kurtarıcı rolü üstleniyoruz bu kadar? Neden ben kurtarıcı olmayı bu kadar çok seviyorum? Neden sürekli başkalarının ihtiyaçlarını bu kadar üstleniyorum? Neden kendi eşimin, çocuğumun ihtiyaçlarını ikinci plana atıp başkalarının beklentilerini önemsiyorum? Çünkü önemli olan nedir biliyor musunuz? Önemli olan el iyisi olmak değil, ev iyisi olmaktır. Benim için iyi bir eş nedir? Dışarıda iyi bilinen değildir, evde iyi bilinendir. Evdekiler seni iyi bilmedikten sonra sen dışarıda ne olursan ol benim için hiçbir önemi yoktur. Kendi ailesine babalık analık yapmayı başkasına analık babalık yapanın bizim gözümüze bir nazar, bizim nazarımıza bir kıymeti yok. Çocuğunuzu aç bırakıp başkalarına babalık yapamazsınız. Eşinizi mutsuz bırakıp ihmal edip başkalarının sorunlarıyla ilgilenemezsiniz. Önemli olan ne dedik? El iyisi olmak değil, ev iyisi olmaktır. Bazı insanlar dışarıdan iyi bilinmek adına ömrünü harcarlar. Yeter ki beni iyi bilsinler. İstediğiniz kadar iyi bilinin. Eve geldiğinizde mutsuzluk devam ediyor. Çünkü evdekiyle mutlu olamayan eldekiyle de mutlu olamıyor. Evinizde mutlu olamadığınız sürece elde de mutlu olamazsınız. Ben 22 yıldır bu işi yapıyorum. 10 binlerce seans yaptım. Dünyanın hemen hemen her yerinde de eğitim verdim. Geçen yıl Avrupa'da sadece 30 tane etkinlik yaptım. Hep şunu gördüm. Bana hep şunu dediler. Hocam ben yıllarca mutluluğu dışarıda aradım, bulamadım. Eve döndüğümde de artık beni mutlu edecek bir kadın kalmamıştı. Çünkü artık ben onun duygularını öldürmüştüm. Biz şeyi kaçırıyoruz bakın. Çay bile bekletildiğinde soğuyor değil mi? Yeri ve zamanında verilmeyen sevgiler, ilgiler karşıdakini soğutuyor. Yıllar sonra döndüğünüzde hiçbir şey eskisi gibi olmayabilir. Her şeyi yeri ve zamanında yapmak lazım. Sevgiyi biz yanlış ifade ediyoruz. Efendim neymiş? Ben duygularımı göstermeyi bilmiyorum. Ya da ben duygusal değilim. Ya da geleneksel babalarımızın cümlesiyle ben içimden seviyorum. Maalesef bu koca bir yalan. Sevgi bir duygudur. Doğru mu? Öfke de bir duygudur. Duygusal değilim diyorsun ama öfkeyi bal gibi gösteriyorsun. Öfke duygusunu gösterebiliyorsan sen duygularını göstermekle ilgili bir problem yaşamıyorsun aslında. Öfke duygusunu gösteren bir insan eğer isterse ilgiyi de sevgiyi de gösterebilir. Hayatında sevgi göstermekle ilgili hep ben gösteremiyorum, ben böyle büyüdüm, ben işte duygusal değilim, içimden seviyorum diyen kişinin torunu oluyor, 24 saat torununu öpüyor, seviyor. Yani sen duygusal değildin. Değil mi? Yüzleşmemiz lazım arkadaşlar. Sevilen ve sevgisini gösteren bir aileden gelmemiş olabilirsiniz. Anne babanız sizi sevmeyi bilmiyor olabilir ki büyük ihtimalle onlar da öyle sevildiler. Yani onlar da sevilmeyi görmediler. Ama bu bir kader değil. Sevgiyi görmemiş olmanız bir kader değil. Çünkü sevgi doğuştan gelen bir şey değil. Sevgi öğrenilen bir şeydir. O halde sevilmemiş bir aileden gelmiş olabilirsiniz. Sevgi görmemiş bir aileden gelmiş olabilirsiniz. Yanlış sevilmiş bir aileden de gelmiş olabilirsiniz. Ama okuyarak, kendinizi geliştirerek, doğru videolar izleyerek, doğru kitaplar okuyarak, doğru uzmanlara giderek bu özelliğinizi geliştirebilirsiniz. Finalde ne diyoruz? Sevgi öğrenilebilen bir şeydir. Sevmeyi öğrenebiliriz. Sevmeyi öğrendikçe de geliştirebiliriz. Ve insan sadece sevgisini gösterdiği sürece karşılığını görür. Yani bizim nesil artık şunu kabul etmiyor. Ben içimden seviyorum. Hayır. Gösterilmeyen sevgiyi biz artık yok sayıyoruz. Bu net. Yani ben içimden seviyorum. Ben o anlar, o dönem öyleydi. Bizden üstteki nesiller için öyleydi. Evet, onlar birbirine aşkım, canım, bebeğim demiyordu ama birbirini sevdiklerini biliyorlardı. O günkü kültürü, o günkü ilişki modelini bugünkü evliliklere giydirmememiz gerekiyor. Geçen yılki pantolonun bile modası geçtiğinde bu sene giymiyorsanız niye 30 yıl önceki ilişki modelini bugün
yürütmeye çalışıyoruz ki. O gündü. Her şey kendi dönemine göre değerlendirilmelidir. Bugün artık toplumda dövmemek, sövmemek bir lütuf değil. Yani iyi insan kavramı da değişti, iyi eş kavramı da değişti. Artık bir erkeğin dövmemesi, sövmemesi, aldatmaması bir lütuf değil. Olması gereken bir şeydi baştan beri zaten. Yani kimse size seni dövmüyorum, sana sövmüyorum, seni sokağa da atmıyorum diye kimse bunu bir lütuf olarak size sunamaz. Sokaktaki insan da beni sokağa atmıyor. O da beni dövmüyor, sövmüyor. Senin bir farkın yok mu? Yani ama maalesef geçmiş dönemden bunlar hep bir lütuf olarak anlatıldı. İşte dövmüyor, sövmüyor, daha ne istiyorsun? Bu değil arkadaşlar. Artık insanlar bunların bir lütuf olmadığını biliyor. Artık insanlar bunların olması gereken bir sorumluluk olduğunu düşünüyor. Böyle olunca da başka bir şey gerekiyor oraya. Başka bir şey koymamız gerekiyor. Ne koymamız gerekiyor? 3 tane ana amaç. Seviyorum, seviliyorum, iyi anlaşabiliyoruz. İyi anlaşıyorsanız, seviyorsanız, seviliyorsanız bu sağlıklı bir ilişki. Bunun da ana beslenme kaynağına baktığımızda evlilikte, evlilikte de 3 tane yine ana beslenme kaynağı var. 1- romantizm, 2- erotizm, yani 1- duygusallık, 2- cinsellik, 3- de sohbet. Bu 3 ayak evliliğinizi hayat boyu ayakta tutar. Bizim yaptığımız en büyük hata şuydu. Biz anne baba olduktan sonra karı kocalığı çatıya attık. Bana gelen çiftlerden her zaman dinlediğim hikaye şudur. Çocuktan sonra bizim evlilikte uzaklaşmalar veya kırılmalar oldu diye. Herkes hemen hemen aynı şeyi diyor. Çocuktan sonra biz uzaklaştık. Çocuktan sonra bizim ilişkimizde kırılmalar oldu diye. Arkadaşlar çocuk bir ilişkiyi ne kurtarıyor ne bozuyor. Biz krizi yönetemediğimiz için çocuktan sonra hep evliliklerin sorun yaşadığını duyuyoruz. Oysa eskiden de tam tersi söyleniyordu. Bir çocuk yapın düzelir deniliyordu, değil mi? Geçen yıl 187 bin çift boşandı. Bunun neredeyse 120 bini, 125 bini çocuklu çift. Demek ki iki yetişkinin yürütemediği bir evliliği, iki yetişkinin kurtaramadığı bir evliliği bir çocuk hiç kurtaramaz. En fazla maçı uzatır. Çocuk bir okula başlasın sen görürsün. Şu çocuk bir üniversiteyi kazansın sen görürsün. Bu çocuklar olmasa bir dakika dayanmam. Hep duyduğumuz hikayeler değil mi bunlar? Katlanmayla ilgili hikayeler. Ve maalesef bu cümleler çocukları da borçlu hissettiriyor. O çocuklar ileride benim için annem babama katlandı deyip kendini hayatı boyunca annesine borçlu hissediyor. Veya benim yüzümden bu evlilik yürüdü. Ben olmasaydım babam veya annem boşanırdı, yolunu çizerdi diye düşünüyor. İkisi de sağlıklı değil. Biz ne diyoruz her zaman? Bizler anne baba olmayı tercih ediyoruz, değil mi? Tercih ediyoruz. Ben anne baba olmayı tercih ediyorum ve bu benim kendi irademle aldığım bir karar. O halde bundan dolayı çocuğu suçlama hakkım yok. Eğer İlla ki evlilikle ilgili bir yorum yapacaksak şunu söylememiz gerekiyor. Bana anne babalık duygusunu yaşattığı için çocuğuma teşekkür ederim. Ama biz onları dünyaya getirdiğimiz için hayat boyu bize teşekkür etmesini istiyoruz. Bugün çocuğu olmayan insanlara gidin, ben onlarla da çalıştım mesela. Çok zor süreçler geçiyor değil mi? Yani belki içinizde de vardır bu ülkeye sahip olanlar. Yıllarca çocuk yapmak için ne büyük, yani yüz binlerce TL, işte o tüp bebek süreçleri, tedaviler falan. Onlar bir çocuğum olsun da ne olursa olsun diyorlar. Ve anne baba duygusunu hissetmek için ne kadar büyük emekler veriyorlar. Yıllarca tedavi, o kadar ağır tedaviler ki bir kısmı o tedavilerin yarısında boşanıyor. Çünkü kaldırılacak gibi değil. Fiziksel ağrılar, ekonomik yükler çok büyük şeyler. O insanlar çocuk sahibi olmak için can atarken bizimkiler de çocuğa diyor ki bak ben seni doğurdum. Hayatım boyunca bana borçlusun. Hayır, biz anne baba olduğumuz için, bize bu duyguyu yaşattığı için, Allah da bize bunu bahşettiği için biz borçluyuz. Bu bizim irademizle oluşan bir şey. Çocuğunuzu kendinize borçlu hissettirirseniz, o çocuk sizin olmadığı yerde yediği yemekten dolayı bile kendini suçlu hissediyor. Danışanım bana diyor ki, hocam diyor, eşimle diyor, biz diyor Antalya'ya tatile gittik. Ben korkumdan diyor story paylaşamadım. Neden? Sanki diyor bunu paylaşırsam bizimkilerin hakkına girmiş gibi hissedeceğim.
Neden? Suçluluğa bakın bakın. Suçluluğa baksanıza. Vardır belki içinizde de. Yani tatil fotoğrafını paylaşmıyor. Paylaşır paylaşmaz o ayrı bir şey ama bundan dolayı paylaşmaması enteresan bir şey. Suçlu hissediyor. Yani biz niye kendimiz için bir şey yaparken suçlu hissediyoruz? Veya biz neden kurtarıcı olmayı seçiyoruz? Çünkü çekirdekten gelen bir suçluluk psikolojimiz var. Kendimiz için küçücük bir şey yaptığımızda bile suçlu ve borçlu hissediyoruz. Dünyanın en bencil insanı gibi hissediyoruz. Oysa bir insan kendini iyileştirmeden, kendini mutlu edemeden başkalarını mutlu edemiyor. En fazla başkalarına hizmet ediyor. Hizmet etmekle de mutlu etmeyi karıştırıyoruz. Rutinler bizim hayatımızda çok büyük fedakarlık gibi görünüyor. Ama finalde de şunu görüyoruz ki, biz kendimizi sevmeye başladığımızda, biz kendimize değer vermeye başladığımızda, hayatımızda kurduğumuz sağlıksız ilişki ağı da bozulmaya başlıyor. Bazen bu bozulmalar iyidir. Bazen geminin büyük dalgalarla boğuşmasının da güzel sonuçları vardır. O gemi o dalgalarla boğuşurken gemi temizlenir. Bazen de hayatımızın alt üst olacağını düşünürüz. Belki de hayatımızın altı üstünden daha iyi olacaktır. İşte burada neyi görmemiz gerekiyor? Bazen kavga çıkaran kadar cesur olmamız gerekiyor. Bazen gerginlik çıkaran kadar cesur olmamız gerekiyor. Bazı kavgalar çıkmalı. Bazı kalpler yeri geldiğinde kırılmalı. Çünkü en çok idare eden insanların en sonunda en çok bağıran insanlar olduğunu görüyoruz. Ne kadar alttan alıp idare ettiyseniz en sonunda en çok sesi siz çıkaracaksınız. Ve yıllarca idare ettiğiniz için öfkeniz ve kırılmanızla da yıllarca bu olayın bedelini daha ağır yansıtacaksınız. Elinizle yaptığınız bütün iyilikleri gün gelecek dilinizle yıkacaksınız. Ve günler sonra, yıllar sonra bağırdığınızda, patladığınızda da suçlu siz olacaksınız. Çünkü bazı insanlar o kadar çok içine atıyor ki sonra bu çayı niye buraya koydun diye patlayan ilişki ve sizin çay üzerinden yılların intikamını almanızla ihale yine sekalıyor. Haklıyken haksız duruma düşüyorsunuz. Tartışmalarda da onu yaşamıyor musunuz? Mesela ailenizle, eşinizle, çocuğunuzla onu biriktirip biriktirip sonra patladığınızda şu cevabı duymuyor musunuz? Bu kadar bağıracak ne var? Niye bağırıyorsun ki? Ne oldu? Haklıyken haksız yere düştünüz. Var mı bununla ilgili örneği olan? Mikrofonumuz gezebilir. Ben bu konuda genellikle günün sonunda öfkelendiğim için hata yapıyorum diyen. Buyurun. Hanımefendiye uzatabilir miyiz? İyi günler. Barada hoş geldiniz memleketimize. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şöyle demek istiyorum. Ben de çok şeyleri biriktirdiğim zaman çok öfke patlamaları dediğiniz şeyde kendimi görebiliyorum. Ve bunun nedenini yani nedeni daha çok biriktirdiğim için çok şeyleri Neden biriktiriyoruz? Neden biriktiriyoruz? Sevdiklerime değer verdiğim için hani bazı şeyler olabilir, görmezden geliyorum, tolerans geçiyorum. Ama burada duralım. Sevdiklerime değer verdiğim için bunları idare ediyorum, alttan alıyorum diyorsunuz. Sonra patlıyorsunuz. Evet. Değer veriyordunuz hani. Bakın perakende topladınız. Toptan ödettiniz. Ve toptan ödettiğiniz için yine suçlu siz oldunuz. Evet. Şöyle yapsak. Böyle sürekli toplayıp patlamak yerine o an ifade etsek daha sağlıklı olmaz mı? Kendimizi o an ifade edelim. O an düşüncelerimizi söyleyelim. Çünkü biriken her şey patlıyor. Evet. Sizce? Size uygun olur mu bu yöntem? Ama ben daha çok hani empati kurmaya çalışıyorum karşıdakilerin. Yani kendimle çok her zaman karşıdakini anlayıp onun yerine koymaya çalışıyorum. İncitmemeye çalışıyorum o yönden. En sonunda en çok siz incitiyorsunuz. Aynen öyle. Yani yani burada bir bakın pasif agresif bir tutum var farkında mısınız? Önce idare et sonra patla. Evet. İşe yaramıyor ki. O verdiğiniz bütün emekleri sonraki patlamayla hepsini heba ediyorsunuz. Evet ama şunu görüyorum. Genelde hani kavga oluyor patlamalarda tabii ki çift taraflı. Ve gördüm şunu da görüyorum karşıda bak yine. Sanki
karşıdaki de hani onun psikolojisini düşünüyorum. Onun da biriktirdiği bir şeyler var. Çünkü o da patlıyor. Yani genelde kavgalar olduğu zaman hele hele büyük kavgalar iki taraflı oluyor. Ve ben hala öyle bir kavgaların içinde oldukları zaman mesela her kim yara ben kendimi de içine koyayım. Daha hala karşı tarafın psikolojisini düşünme şeyindeyim. Bir yandan yumruk atıyorum, bir yandan psikolojisini düşünüyorum. Ama o da atıyor. Teşekkür ederim. Başka var mı sorusu olan? Şimdi bunu şey gibi düşünün. Bir boks maçındasınız. Mesela karı kocanın tartışmasına bakalım. 20 yıldır kavga ediyorum diyen var mı içinizde? Biz 20 yıldır birbirimize kedi köpek gibi dalaşıyoruz diyen var mı içinizde? Şimdi Aksaray'da küçük yer tabii. Akşama evde neyle karşılaşacaksınız? Tamam, görümcem, eltim, bir komşum diye cevap verebilirsiniz. Sıkıntı yok. Şimdi ben giderim ortalığı karıştırıp gitti demeyin yani sonra. Şimdi diyelim ki 20 yıldır kavga ediyorsunuz eşinizle. 20 yıl. Ve siz kendinizi hep haklı görüyorsunuz. Arkadaşlar, kimin haklı olduğunu çok önemi var mı? 20 yıl devam eden bir boks maçı düşünün. Yumruk atıyorsun, yumruk yiyorsun. Yumruk atıyorsun, yumruk yiyorsun. Burada kazanan yok ki. Ama insanlar genellikle hem boks maçına devam ediyor hem de yumruk yedim diyor. Bıktım hocam. Bıktım hocam diyor yedi bu kavgalardan diyor ama bir yandan da boks maçına devam ediyor. Buyurun. Oturabilirsiniz. Şarjım bitti. Ben duyabilirim siz. Şimdi geldi mikrofonumuz. Yine çalışmadı. Açık mı şu anda? Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Tekrar söyleyeyim. Teşekkür ederim. Hocam hani ben sizi televizyon programlarından, videolarınızdan, kitaplarınızdan uzun zamandır takipteyim. Hani her seferinde hani yeni ilk defa izliyormuşum izlenimi oluyor. Ya az önce mesela arkadaşımızın sorduğu soruda şu olabilir mi? Mesela özgüven eksikliği ya da hani öyle yetiştirilmişizdir. Hani olay anında sıcağı sıcağına çözememe yeteneği ya da hep susturulmuşuzdur, bastırılmışızdır. Evet. O an konuşursak hemen bir suçlanma, yani ben ne yapıyorum deyip bir geriye çekilme. Sanki saygı da bizlere hani çok farklı öğretildi diye düşünüyorum. Maalesef hani el alem tabusu vardır ya yıkamadığımız. Bunu cevaplayayım isterseniz. Evet hocam. Teşekkür ederim. Mümkünse. Hani teşekkür benim aklıma ederim. Böyle bir geldi ama sebep bu mudur diye. Evet. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hemen o an cevap vermek bizim bir kaygımızla ilgili durumumuz. Genelde bu Ali Rıza Bey vardır ya, ağzımızın tadı bozulmasın diye. Böyle bir sendrom var. Millet olarak bunu yaşıyoruz. Aman gerginlik çıkmasın, aman oray çıkmasın diyoruz ama bir süre sonra bu bizi daha çok rahatsız ediyor. Yani şuna aslında odaklanıyoruz. Sanki o an cevap verirsek daha büyüyecek diye. Bu bizim kendi korku senaryomuz. Ve biz burada genellikle şimdi cevap vereceğim, olay büyüyecek, ben de kontrolden çıkacağım diye düşünüyoruz. Böyle durumlar için kendimize söylememiz gereken şey şu. Ben susmadan da bağırmadan da kendimi ifade etmeyi öğrenmek zorundayım. Susmadan ve bağırmadan. Çünkü genellikle siyah beyaz bakıyoruz. Ya susuyoruz ya bağırıyoruz. Ya yıllarca sustuğumuz için yıllar sonra aşırı derecede susmayan birine dönüşüyoruz. Ya da hep bağırıyoruz. Ortasını bulmak gerekiyor. Susarsanız kendinizi yıpratırsınız. Bağırırsanız karşıdakini yıpratırsınız. Ama her şekilde ilişki kaybeder. Biz o gri bölgeyi oluşturmaya çalışalım. Susmayan da olalım, bağırmayan da olalım. Dengede yürütmeye çalışalım. Kendimizi ifade ettikçe de bu alışkanlığımız devam edebilir. Var mı başka sorusu ve yorumu olan var mı? Şöyle hanımefendi, sonra da arkadaki hanımefendi. Kısa kısa alalım, sonra toparlayacağız. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de ana sınıf öğretmeniyim. Sizi bayağıdır takip ediyorum. Yani aklımda kalan tek bir söz var, onun için geldim. Biraz da heyecanlandım şimdi. biz kendimizi neden sevdirmeye çalışıyoruz bu videonuzda? Evet. Sırf bu söz için geldim. Bu sorunun cevabını sizden alalım. Ya bırakın bir kendimizi sevmeye bırakalım. Yani o kelime hiç aklımdan çıkmıyor. Neden bu kadar etkilendiniz hocam? Yani okul ortamında, iş ortamında devamlı hani bizi sevsinler ya da mesela veliler sevsin diye. Belki burada velim de vardır, bilemiyorum ama. Eyvah, rezil olduk. Aynen.
hani devamlı bizi sevsinler veyahut onlara ayak uyduralım. Onaylasınlar, iyi bilinelim. Aynen. Yani orada diyorsunuz ya, ya biz kendimizi neden sevdirmeye çalışıyoruz? Bırakalım bizi bir sevsinler. Bizi kendi haline bırakalım. Bizi sevmeye kendileri çalışsınlar. Biz çok bunun güzel. İçin mesela benim yaşadığım olaylarda hani en çok gözlemlediğim şey bir şey dendiği anda biz susuyorsun, o anda onun cevabını veremiyorsun. Sonra eve geliyorsun, işte ben bunu niye demedim, şöyle niye yapmadım. Saatlerce mutfakta hani Instagram'da video çekiyorlar ya, ben kendi açımdan kendi sorunumu söylüyorum. Kendi kendine konuşuyorsun. Onun çorbayı karıştırırken 7 sülalesine saydırıyorsunuz. Ya saydırma değil esasında. Orada saydırma değil de. İçinizden. Niye şöyle demedim, niye böyle yapmadım? Veya evet. Aradan 5 sene geçmiş, 10 sene geçmiş. Bunları içinde sindiremiyorsun. Halen girip çıkıp söylüyorsun, girip çıkıp söylüyorsun. Esasında ben bunun çözümünü arıyorum evet, yani. Cevaplayayım ben. Ha. Teşekkür siz ederim. Siz bana onu söylerseniz tamam. Çok memnun olurum hocam. Çok şimdi, tanıştığıma memnun oldum. Ben de çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Şimdi kendimizi sevdirme çabamızın altında maalesef yine bir ailemiz geliyor. Eğer eleştiren, kusur bulan, her şeyde bir bahane bulan, sevgiyi böyle Anadolu'da bir deyim var ya, gıdım gıdım veren bir ailede büyüdüyseniz sürekli kendinizi bir ispat etmeye çalışırsınız. Başarınızla, uyumlu olmakla, fedakar olmakla. Bu bizim ailemizden öğrendiğimiz koşullu sevgi hastalığı. Benim sevilmem için mutlaka bir işe yaramam gerekiyor. Ya idare eden olmalıyım, ya fedakar olmalıyım, ya boyun eğici olmalıyım, ya birilerine imkan sağlamalıyım, ya birilerinin işine yaramalıyım diye. Ama bu hastalıklı bir şey arkadaşlar. Hayatınız boyunca kendinizi sevdirerek mutlu olamazsınız. Siz bugün kendinizi sevdirdiniz, iyi hissettiniz ya, sevgi deponuzu doldurdunuz ya, sabah o depo yine sıfır. Ve sabah yine başlıyorsunuz. Mesaiye başlar gibi sevgi deposunu doldurmaya başlıyorsunuz. Bugün kendimi kime sevdirsem, velilerime ekstra nazik davranayım, her dediklerini yapayım, aman yanlış bir şey yapmayayım. Mükemmeliyetçiliğin altında zaten sevilme arzusu yatar. Bunun yöntemi nedir? Sevilmek değildir. Sevilmemeye de tahammül etmektir. Siz herkesi seviyor musunuz? Hayır. Niye o zaman herkesin bizi sevmesini istiyoruz? Neden ısrarla herkes bizi sevsin, herkes beni iyi bilsin gibi imkansız bir arayışın içindeyiz ki? Varsın birileri beni sevmesin. Varsın birileri beni eksik bulsun. Varsın birileri benim öğretmenliğimi sorgulasın, değil mi? Bunun tedavi yolu nedir biliyor musunuz? İki şeydir arkadaşlar. Bir, kendinize şunu diyeceksiniz. Ben genel olarak iyi bir insan olduğumdan eminim. Ben genel olarak sevilmeye layık olduğumu düşünüyorum. Kur hakkı yemiyorum, kimsenin hakkına girmiyorum, kimseye zarar vermiyorum. Yani genel olarak hatalarım var ama genel olarak sevilmeye layık biriyim. Doğru mu? Bu bir. İkincisi, ben kendimden emin olacağım. Kendimden ve kendi değerimden emin olacağım. Siz sevilmeye layık olduğunuzu, iyi bir insan olduğunuzu kendinize sürekli söylerseniz, sizi sevmeyen insanlara da o onun fikri dersiniz. O onun kendi görüşü. Bu hayatta herkes sizi sevmeyecek. Bu hayatta herkes sizi takdir etmeyecek. Gözünün üzerinde kaşın var diye bahane bulup küsenler de olacak. Hiçbir neden yokken surat asanlar da olacak. Arka planda seni çekemediği için sana tavır alanlar da olacak. Biz bunlarla barışamadığımız sürece bizim çorba karıştırırken iç sesimiz susmaz. Biz bizi sevenlere veya sevdirmeye çalışanlara değil, bizi sevmeyenlere tahammül gücümüzü arttıracağız. Sevmeyebilir, memnun olmayabilir, hoşuna gitmeyebilir ama ben sonuçta iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Ben sonunda sevilmeye layık bir insan olduğumundan da eminim. Ben sevilmemek için hangi vasfa sahibim ki? Kötü biri miyim? Arsız değilim, uğursuz değilim, hırsız değilim, değil mi? Başkasının hakkına girmiyorum, başkasının hayatına zarar vermiyorum. Böyle ben o kadar kötü biri değilsem, beni sevmeyen insanlara tahammül etmek zorundayım. Ve şunu unutmayın, bir insan sizi herhangi bir neden yokken sevmiyorsa, asla kendinizi ona sevdirmeye çalışmayın. Ömrünüz boşa gider. Vardır böyle akrabalarımız içinde. Anadolu'da çoktur, çok görüyoruz. Şimdi yarın Kayseri'de söyleşim var. Sonra Denizli'ye gideceğim, oradan da memleketim Elazığ'a gideceğim. Hep böyle yapıyoruz fuarlarda falan.
Görüyoruz. Hocam diyor ya benim diyor işte bir görümcem var ya da bir eltim var ya da işte bir akrabam var diyor. Hiç diyor bir kere bile karıncayı incitmeyecek kadar incitmemişimdir onu. Ama beni sevmiyor. Ben ona senin niye sevmiyor diye sormuyorum. Ben ona şunu soruyorum. Sen bunu niye kafaya takıyorsun? Bakın sorun bu. Sorun beni sevmemeleri değil. Sorun benim bunu sorun etmem. Çünkü bu hayatta herkes sizi sevmeyecek. Herkes sizi takdir etmeyecek. Herkes sizi onaylamayacak. Varsın birileri de seni sevmesin ya. Niye kendini bu kadar paralıyorsun? Beni dinledikten sonra değiştiniz. İyi sevindim. Takip edin arkadaşlar. Instagram'dan, YouTube'dan çok güzel bilimsel de şeyler paylaşıyorum. Yani birileri seni sevmeyecek. Sen buna tahammül edeceksin. Birileri sende kusur bulacak. Cengiz Aytmatov'un çok sevdiğim bir sözü vardır. Diyor ki, haksız eleştiri gizli hayranlıktır. Ya seni sevmiyor çünkü senin yerinde olmak istiyor. Seni sevmiyor çünkü onda var, bende niye yok diyor. Haset. Sen böyle birine kendini sevdirebilir misin? Sevdirmen için onun düzeyine düşmen lazım. Niye beni sevmiyor değil, niye ben bunun peşinde koşuyorum? Sürekli buna odaklanmamız gerekiyor. İnsanların bizimle ilgili düşünceleri her zaman bizim hatalarımızdan kaynaklanmıyor. Mikrofon kimdeydi? Buyurun. Kameramanımız soruyormuş. Buyurun. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bir takipçiniz değildim ama akademik bilginizi, tecrübelerinizi, deneyimlerinizi, burada anlatım dilinizi öncelikle hayranlıkla takip ettiğimi söylemek isterim. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii bir taraftan da gözlem yaptım salonda en arkada oturarak. Daha çok hanımefendilerin ağırlıklı olduğu bir söyleşi. Genelde bu en kutsal müessese diye adlandırdığımız evlilik müessesinde erkekler de aynı sayıda, eşit sayıda olsun isterdim. Şöyle bir gözlemim var, bilmiyorum katılır mısınız? Eğer daha erken bir saatte sunuma çıksaydınız çok daha fazla bu salon kalabalık olacaktı. Çünkü tahmin ediyorum birçok bayan belki de ocakta yemeği olduğu için gelemedi, eşinden izin alamak için gelemediler. Şimdi üçte bir orandayız erkekler olarak. Ben de evli bir o insanım. O zaman şöyle yapalım, şu erkeklere bir alkış yapalım mı? Katıldıkları için. Hazırlık oldukları için. Ve özel olarak geldikleri için. Teşekkür ediyorum. Şimdi sorum şu. Tabii her insanın öyküsü ayrı. Ve bu öyküdeki karakterler çok farklı. Siz bilimsel, teorik bilgileri aktarıyorsunuz ama çok farklı nüans farklılıkları olabiliyor. Yani her Ayşe ile Ahmet'in evliliği bir olmayabiliyor. Kesinlikle. Hikayeler farklı. Şimdi ben sizin öznenizde bir soru sormak istiyorum. Çünkü gerçekten anlatım dilinizle, bilginizle, tecrübenizle herkes şu anda sizi onaylıyor. Evet. Keşke bizim eşlerimiz de böyle olsa, naif olsa, her şeyi böyle doğru yapsa diye. Onu benim hanıma sormak lazım. İşte ben de tam o noktaya geleceğim. İşte bizlerin durumunu çok zorlaştırıyorsunuz. Rol model olarak sizi alıyorlar. Bütün beyefendilerden de böyle bir naiflik bekliyorlar. Ortalığı karıştırdığım için bu şu andan itibaren mesleği bırakıyorum. Dolayısıyla siz kendinizin nasıl bir eşi olduğunuzu, tabii insanın kendisini yorumlaması çok kolay bir şey değil ama en azından bunu da ben erkekler adına sormuş olayım. Teşekkür ederim. Zor bir soru. Biz buna magazin diyoruz genelde. Yani kendi hayatımızla ilgili kısımları. Eğer takip ediyorsanız genelde ben kendi özel hayatımla ilgili hemen hemen hiçbir şey paylaşmam. Ya çünkü ben mesleğimle var olmak istiyorum o sayfada, o kanalda, o işte sistemde. Genelde de hani özel hayatımız biz uzmanlar olarak da bu bir etik de kuraldır. Ama beyefendinin söylediği gibi çok da merak ediyorlar. Ben yıllarca ATV'de program yaptım. Her programda Zahide bana sorardı, Özge sorardı TV8'de, şeyi sorardı. Hocam senin işte bekardın, bekarken niye işte diyorlardı ya sen böyle konuşuyorsun ama bekarsın. Evlendik bu sefer diyorlar ki evlisin soruyorlar ama senin çocuğun yok. Çocuğumuz oldu bu sefer bir çocuk olmaz ikinci çocuk olsa olur. Yani hep böyle illa böyle şey yapmak istiyorlar yani hani hayatın gerçekleriyle. Bu şey değil hani bu hayatın gerçekleriyle bilim aslında çelişmiyor. Bütün aşamaları geçtik. 20 yıl önce de benzer şeyleri anlatıyordum tabii geliştirdik ama... Soruya gelirse politik oldum. Hep kaçıyorum farkındaysanız. Yani ben bu soruya kendi adıma cevap veremem. Neden? Çünkü bunu dışarıdaki yansımasına bakmak lazım. Yani eşimin genel olarak benden memnun olduğunu düşünüyorum.
Bazen psikopatlıklarımız da var tabii. Her yaptığımız, her söylediğimiz, yapamadığımız noktalar da var. Evde çok öyle, mesela dışarıda aşırı çalışırım. Kitap yazarım. 7 kitap yazdım, işte 2 tanesini editörlüğünü yaptım falan. Yorul, yani çok başarılıyımdır ama evde biraz tembelimdir. Muhtemelen en çok şikayeti buradan duyabilirsiniz. Onun dışında da bir oturmada bir sonraki geldiğime eşime teklif edeceğim. Aksaray'ı seni benden dinlemek istiyor. Onu da söyleyeyim kendisine. Bunu da iletirim kendisine. Teşekkür ederim. Mikrofon hanımefendi uzatabilir miyiz? Buradaki, öndeki. Bir iki soru daha alıp toparlayacağım. Tamam. Ben soru için değil de bu sevgisizlikle ilgili kendi adıma bunu şöyle çözdüm. Yani bu benimle alakalı olmayabilir. Onun kendi hayatında fırtınalar kopuyor olabilir. Kendi içinden çıkamadığı durumlar olabilir. Ailesiyle veya işte kendi içindeki farklı duygusal patlamaları da olabilir. Yani evet. İlla bana yansıtmak zorunda değil eşiyim diye veya çok yakınıyım diye. Bu benimle ilgili olmayabilir deyip üstümden atıyorum yani. Bunun bir de kavgalarla ilgili o şeyle... Belli bir süreden sonra zaten o kavga etmeler falan bitiyor. Ulaşamıyorsanız o ses yükselmeleri düşüyor. Çünkü bir kadın olarak hep anlaşılmayı bekleriz. Biz o gözyaşları da anlaşılamadığımız için akar. Baktık ki olmuyor. O gözyaşları da artık akmıyor. Duruyor. Sesler de artık iniyor. Çünkü artık etkilemiyor. Yani o artık ulaşmıyor içerilere. Duygusal olarak etkilemiyor. Herkes kendi hayatını yaşamaya devam ediyor. Sonra da diyor yani... Bu evlilik çatısı altında kalayım. Geleneksel bir şey oluyor yani. Artık devamı öyle oluyor. Kalalım yani bu çatının altında ama... İşte şu ne kadar sağlıklı. Ne kadar sağlıklı. Bunu tartışmamız lazım. Yani beklentilerimizde vazgeçtiğimizde acaba hani acı, üzüntü, yaralanmayı azaltıyoruz ama... Evet. Diğer taraftan da ama beklentilerimiz de karşılanmıyor. Yani bununla barıştığımızda da iki uçlu bir şey var. Evet, bir yandan kavga ve tartışmalar azalıyor ama diğer taraftan evlilik ve ilişki doyumu düşüyor. Evet, bunu da şöyle çözdüm. Siz çözmüşsünüz. Yani çözmesi şu. Bir gün çok sağlam bir problem yaşadım. Çok yakın bir arkadaşımla paylaştım. O da bana şunu söyledi. O da sizin üzerinizden anlattı. Siz bunu bir danışmanınıza söylemişsiniz. O da akrabasıymış falan oradan. İlk sizin zaten isminizi oradan duydum. Bundan bir 10 yıl önce falan öyle kitaplarınızı almaya başlamıştım. Senin eşin bir kaplumbağa, sen ondan at gibi koşmasını bekliyorsun. O bir kaplumbağa, kaplumbağa gibi yürür. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mehtap Hanım'ı da uzatalım. Bazen biz karşıdakini olduğu gibi kabul etmiyoruz. Elma aldık diyoruz ki evlendikten sonra armuda dönüştü. Yani eşlerimizi kabul etmek de çok önemli. Karşımızdaki insanı değiştiririm diye evlenenlerin hepsi maalesef hata yapıyor. Yani kaplumbağa ve tavşan mevzusu. Hayatımıza aldığımız insanı bir süre sonra başka bir forma sokmaya çalışıyoruz. Olmuyor. Yani enerjiniz uymayabilir, hızlarınız uymayabilir ama ortak noktaları daha çok geliştirmek gerekebilir. Buyurun. Hoş geldiniz diyorum. Başta hocama Aksaray'da görmekten çok mutlu oldum ve heyecanlı ve mutluluğunu yaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aynı zamanda eğitimine de katılmıştım. Bu arada Menes Aile Danışmanlık sakıncası var mı? Yeni iş yeri açtım ben de burada. Mikrofonu tutabiliriz. Şimdi beyefendi soru sormuştu. Kameraman beyefendi. Ben bunu bir şekilde duyduğum hani bir anekdot da anlatmak istiyorum. Doğan Cüceloğlu sizin de bildiğiniz hocanızdır belki. Evet, hocam. Bana konuk olmuştu, yayın yapmıştık pandemide. Evet. O bir danışanı gelmiş, hanım bir danışanı. Devamlı işte kitaplarını falan okumuş hocanın. Ondan sonra uzun bir aradan sonra tekrar gelmiş bir seferinde. Ondan sonra ilişkiniz nasıl gidiyor, ne durumdasınız falan deyince Doğan Hoca, hanım da demiş ki bütün kitaplarınızı okudum, o kadar bilgilere ulaştım ki en sonunda adamı terk etmem gerektiğini anladım ve şu anda boşandım demiş. Şimdi benim kitabı okuyup boşanamam mı hiç? Şimdi ama orada şu, bitti mi? Teşekkür ederim. Şimdi bizim alanda boşanan çok arkadaşlar. Aramızda kalsın, dedikodu olsun biraz. Bizim alanda boşanan çok ama biz buna biraz da uzman gözüyle de bakıyoruz. Bazen
doğru zamanda doğru bir ilişkiyi bitirmek de bir başarıdır. Yani kangren olmuş bir parmağı kesmeyi başarısızlık görür müsünüz? Siz bir iyi bir cerrahsınız diyelim, parmağınız kangren oldu diyelim. Sizin parmağınızı kurtaramayışınız başarısızlık mı, yoksa kalan dört parmağı kurtarmak mı başarı? Yani biz tabii aile terapistleri, aile danışmanları olarak evliliğin her zaman her durumda son ana kadar korunması ve kurtarılmasına yanayız, ama meslek hayatımda hep şunu gördüm. Dönüşü olmayan ve kurtarılmayacak bir ilişki içinde en doğru karar doğru yerde bitirmektir. Çünkü o bitiremeyenler birbirine hayat boyu bedel ödetiyorlar. Yani bizde kural şudur: ya iyileştir ya bitir. Bakın, ya iyileştir ya bitir. Eğer iyileştirmeye yanaşmıyorsan o zaman bitirmeye yanaşman lazım. Çünkü diğer şekilde hem bitirmiyorlar hem iyileştirmiyorlar. Çocuklar o evden ayrılana kadar o acıya maruz kalıyorlar. 30 yıl, yani şunu duyuyorum ben danışanlarımda. Hocam, annem babam biz evlenene kadar birbirini yediler. Keşke zamanında boşansalardı. Şimdi böyle hastalıklı bir evliliği ısrarla ayıp olmasın diye sürdürmek ne kadar sağlıklı. O çocukları dinlediğinizde gerçekten acının ne kadar büyük olduğunu düşünüyorsunuz. Ve ben size şunu öneriyorum evli olanlara, sıkıntılı evlilik sürdürenlere. Evliliğiniz kötü gidiyorsa iyileştir. Uzmana gidin. Son ana kadar boşanmayı düşünüyorsanız bile son ana kadar elinizden gelen her şeyi yapın. Boşandığınızda en azından geriye dönüp baktığınızda ben bu evlilik için elimden gelen her şeyi yaptım diyebilmeniz gerekiyor. Çünkü evlilik başlarken de bitirirken de çocuk oyuncağı değil. Bir yuva kuruyorsunuz. Yuva yıkmak da kimsenin istediği bir şey değil. Ama son ana kadar elinizden geleni yapın. Öyle her olayda evi terk etmeyin. Her olayda işte boşanmayı ağzınıza almayın. Bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü bir süre sonra alışkanlığa dönüşüyor. Son olarak size de bir mikrofon uzatalım. Sonra müsaadenizle bitireceğiz. Hanımefendiye uzatabilir miyiz? Saate de bir bakayım. Evet. Öncelikle hoş geldiniz diyorum hocam. Hoş bulduk. Ben şimdi eşimle tartıştığım zaman hocam ona çok nefret duyuyorum. Sonra ağlayarak yeniyorum hocam nefretimi. Ve ama diyorum ki çocuklar var, hep çocuklar düşünüyoruz yani. Bir de hocam benim ikinci sorum, komşum var, kalbimi çok kırıyor. Sonra pişman oluyor hocam, o da kendisi aramızda. Ki burada mı? Komşuya verin mikrofonu. Komşu, niye kalbini kırıyorsun komşunun? Ve hocam çabuk sinirleniyorum. Beni niye söyledin? Ben bu Anadolu insanının doğallığına bayılıyorum vallahi. Alkışlayalım mı ablamıza? Bak, gülme krizine... Hocam ya aniden şey... Aynen hocam, bir anda öfkemi hemen yani... hemen söyleyiveriyorum, sonra pişman oluyorum ama... yapacak bir şey yok yani, beni sevsinler diye şey yapmıyorum. Hani içimden ne geçiyorsa onu söylüyor. Veriyorum, alıyorum. Çok iyi. En azından şunu güzel yapıyorsunuz. Eğer o öfkeden sonra özür dileyip pişman olup kalbini kazanıyorsanız, evet, söylüyorum şunu hocam. Diyebiliriz: kiriniz var, sabununuz da var. Evet, onu da söylüyorum hocam, kusura bakmayın. Hani bunu yani, hani özür dilerim, bir anlık öfkeyle oldu diyorum ama ağzımdan da çıkıyor zaten. Evet. Yani geliştirilebilir mi? Kesinlikle geliştirilebilir. Yani insanın anlık öfkesi aileden gelebilir. Bazen doğuştan gelen bazı özelliklerimiz de vardır. Bazı insanlar mesela tez canlıdır. Hemen böyle konuşuyor. Hemen böyle, evet, işte öfkelenir. İşte bu Karadeniz var mı içinizde? Karadenizlerde çok görürüm ben bunu. Böyle hemen aniden öfkelenenler vardır. Hiperaktif tarafları vardır. Bu geliştirilebilir ama burada en önemli şey şudur arkadaşlar. Yaptığınız hatanın üzerine yatmayın. Karşıdaki korkuyor diye, yüzünüze vurmuyor diye bunun üzerine yatmayın. Hatayı yaptınız, ya kusura bakma sesim yükseldi, özür dilerim, İstemeden oldu demek bile bugün yan yana durmanızın nedeni. Evet hocam. Eğer siz bugün yan yana durup da iki arkadaş gibi buradaysanız, evet, ve öfkelenmenize rağmen bugün bu ilişkiyi yürütüyorsanız, bunun en büyük nedeni arkadaşınızın hoşgörüsü, sizin de hemen hatanızdan dolayı özür dilemeniz. Evet hocam. Bakın, bu böyledir işte. Evet. Hatasız ilişki yoktur. Eğer bir ilişkide sıkıntı varsa orada özür mekanizması yoktur. İki tane şey ilişki hataları iyileştirir. Bir, kabul etmek. İki, özür dileyip telafi etmek.
Yoksa hepimiz hata yapacağız. Hepimizin istemeden sesi yükselecek. Hepimiz her zaman birbirimize yanlışlar yapacağız. Bu kaçınılmaz bir şey. Mükemmel ilişki yoktur. Hatasız ilişki yoktur. Önemli olan hataları biraz daha tolere etmek. Evet. Bitirelim mi? Teşekkür ederiz hocam. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için. Şimdi Timaş yayınlarının standına gidiyoruz değil mi hocam? İmza masamızda hocam. Masa hazırladık. Tamam. Şimdi kitaplarımızı imza masamızda imzalıyoruz. Size bir hediye takdimimiz olacak. Hediyelerini takdim etmek üzere Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Fatih Yoldaş Beyefendi'yi alkışlarla sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aa, bana özel mühür, harika. Çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet.